Evet arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuyla devam ediyoruz. 9. ve 10. sınıflara okutulan Almanca kitabı, Deutsch ve Prus kitabı. Ünite 7 ile sondan 1. üniteyle devam ediyoruz arkadaşlar konumuza. Bakalım bugün neler göreceğiz. Evet, bugün konumuz Freizeit Aktivitäten, boş zamanda yapılan aktiviteler arkadaşlar. Bakalım fiiller vermiş bize: Singen, şarkı söylemek, gitar spielen, gitar oynamak, çalmak, Schachspielen, satranç oynamak, film izleyin, filmler seyretmek, tanzen, dans etmek, klettern, tırmanmak, inline fahren, scooter gibi bir şey bu herhalde, Fahrrad fahren, bisiklet sürmek. Bugün göreceğimiz fiil ekstra, zaten öbür ünitede gördük, model fiil dediğimiz arkadaşlar. Ebilir, melimalı, bu model fiiller arkadaşlar. Bugün göreceğimiz können, yani İngilizce can, I can do that, ben bunu yapabiliyorum. Billy ekini veriyor. Bilmek ekini veriyor arkadaşlar. Bugün onu göreceğiz. Burada bir hemen özet geçelim. Du kannst gut inline fahren. Sen iyi inline sürebiliyorsun. Sie kann sehr gut singen. O çok iyi şarkı söyleyebiliyor. Sie können sehr gut Schach spielen. Onlar çok iyi şah satranç oynayabiliyorlar. Du kannst sehr gut gitar spielen. Sen çok iyi gitar oynayabiliyorsun gibi söylemlerde bulunacağız. Devamen tabii ki de boş zaman olduğu için hobilerini sorma. Onları da kullanacağız. Mesela was ist dein hobby demiş. Senin hobin nedir demiş. Mein hobby ist tanzen. Benim hobim dans etmek demiş arkadaşlar. Tabii ki de bunları görmüştük öbür ünitelerde. Was ist dein, senin, benim. Evet arkadaşlar, mesela buraya dein yerine sein yazarsanız ne oluyor? Sein neydi? Onun idi. Onun hobisi nedir gibi şey oluyor. O zaman buraya da sein dersiniz arkadaşlar. Gibi gibi soruya göre cevap veriyoruz. Mesela devam edelim. Was sind deine Freizeit Aktivitäten? Freizeit boş zamanda, aktivite. Boş zaman aktiviteleri nelerdir diyor. Burada neden sein, mesela biraz önce burası dein'di, burası neden burası dein? Tabii ki de artikele göre çekimliyor arkadaşlar. Hobby das ya da der olması lazım. Ondan dolayı dein. Aktivitäten çoğul olduğu için çoğulların artikeli die'di. Die'di de dein'i kullanıyorduk arkadaşlar. Sonra ele bitiyordu. Cevaben de mine diyoruz tabii ki de. Çünkü yine die. Meine Freizeit Aktivitäten sind tanzen, singen. Benim boş zaman aktivitelerim dans etmek ve şarkı söylemektir diyor. Was sind deine Hobbies? Senin hobiler nelerdir? Meine Hobbies sind Filme und Serien sehen. Benim hobilerim de film ve dizileri seyretmek diyor. Gördüğünüz gibi burada tekil çoğulu göstermiş aslen. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada da zaman zarflarını görüyoruz arkadaşlar. Ne mesela? Sorumuz ne? Wie oft? Ne kadar? Immer ne arkadaşlar? Her zaman. Meistens genellikle. Şunu bir genişletelim. Genellikle dedik. Bu arada bunlar hepsi küçük yazılıyor arkadaşlar. Bu hemen büyütüyor. Oft genellikle dedik. Her daim, yani yine genellikle anlamı veriyor. Yine her daim. Manchmal, bazen ve nie. Nie de hiçbir zaman. Never, yani nie. Oradan yatlıca gelsin. Hiçbir zaman dedim arkadaşlar. Bakalım. Ich sehe, ben seyrediyorum. Oft, oft neydi? Her daim, her zaman. Filme, filmler. Ben her zaman film seyrediyorum. Ich gehe manchmal schwimmen. Ben bazen yüzmeye gidiyorum. Ich habe nie basketball training. Ben hiçbir zaman basketbol antrenmanına sahip değilim. Yani benim hiçbir zaman basketbol antrenmanım yok, var yok diyor yani. Hast du meistens Fußball training? Soru sormuş burada arkadaşlar. Bakın burada özne fiil, tam tersi fiil özne soru oluyor arkadaşlar amacı. Hast du meistens Fußball training? Senin meistens genellikle futbol antrenmanı var mı diyor arkadaşlar. Şimdi iki çeşit size cümle göstereceğim. İkisinin anlamı aynı arkadaşlar.
Gördüğünüz üzere ich habe nach der Schule immer Theaterprobe. Ich habe ben sahibim, nach der Schule okul, okuldan sonra immer her zaman tiyatro probalara. Probe provalara. Yani diyor ki okuldan sonra her zaman tiyatro provalarım var diyor. Aynı cümle fakat bazı öğelerin yerini değiştiriyoruz ama aynı anlam veriyor. Mesela nach der Schule bir kalıptır okuldan sonra. Türkçe'de de aynı. Nach der Schule'yi öne getiriyoruz özneye. Nach der Schule fiil ile öznenin yanını değiştirerek habe ich immer Theater probe. Benim okuldan sonra her zaman tiyatro provalarım var. Okuldan sonra benim her zaman tiyatro provalarım var diyebiliriz arkadaşlar. İki çeşit. Burada yine gördük zaman zarflarını gördük. Bunlarla istediğimiz zaman istediğimiz kadar cümle kurabiliriz arkadaşlar. Sadece öğeleri değiştirebiliriz. Burada ben yerine başka bir özne zamiri. Fiil yerine başka bir fiil. Mesela görmek, seyretmek, gitmek, sahip olmak yerine oynamak, yapmak, etmek yapabiliriz arkadaşlar. Cümle kurumumuz nasılmış arkadaşlar? Öznemiz, sonra fiilimiz, ardından zaman zarfımız ve en son ya herhangi bir yine fiil ya da nesnemiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi benim için hiç ihtiyaç olmayan bir konu. Biriktirme arkadaşlar. Zammel biriktirmek. Çekimi burada arkadaşlar. Is zamble. Du zammelst. Zammelst. Er ist o. Zammelt. Wir zammeln. Ihr zammelt. Sie zammeln. Ben sonra biz siz onlar topluyoruz diyor arkadaşlar. Toplamak. Herhangi bir şey biriktirmek. Burada arkadaşlar konumuz mesela biriktirmek. Yani Briefmarken. Mektup pulları. Serviyetten. Bu şeyler peçete Steinsammlung mesela taş birikimi taş koleksiyon tarzı bir şey arkadaşlar Muschel bu denizden çıkan şeyler onları biriktiriyorsunuz Spielzeugsammlung oyuncak birikimi oyuncak koleksiyonu Postkarten posta pulu Münzen Sammlung para koleksiyonu Freundschaftsbänder arkadaş hediyeleri birikimi gibi gibi arkadaşlar bazı şeyler var konumuzda. Burada dediğiniz yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı birikimler var. Yani koleksiyon tarzı birikimler. Onlarla alakalı bir konumuz var. Mesela soru sormuş. Was sammelst du? Sen ne biriktiriyorsun, topluyorsun? Ich sammle Steinsammlung. Ben neydi? Stein taş birikimi biriktiriyorum demiş. Ayşenur Zammel, Münzen Sammlung. Ayşenur para birikimi biriktiriyor demiş arkadaşlar. Ve bunu farklı bir şekilde sorabiliriz. Mesela Wie findest du Briefmarkensammlung? Mektup pulu birikimi nasıl buluyorsun demiş. Find, oradan gelsin. O da Briefmarkensammlung, mektup birikimin ist demiş arkadaşlar. Olmak fiilidir yani. Ne demiş arkadaş burada? Olumlu olumsuz sıfatlar var. Mesela witzig, komik, lustig yine komik, spannend, heyecanlı, interessant, ilginç. Olumsuz da langweilig, sıkıcı, çileş, kötü, komisch, garip demiş arkadaşlar. Bunları yazabilirsiniz. Witzig, lustig, komik, spannend, heyecanlı, interessant, ilginç, langweilig, sıkıcı, schlecht, kötü, komisch, garip arkadaşlar. Buraya yerleştirebiliriz arkadaşlar. Bakın yine iki farklı cevap verebiliriz. Direkt senin ne demiş arkadaşlar? Senin mektup pulu birikimin witzig diyebiliriz direkt. Ya da fiil koyabiliriz. İkinci bir fiil. Başka bir fiil. Senin mektup pulu birikimin findeyiş buluyorum. Nasıl buluyorum? Lustig. Komik buluyorum diyebilirsin. Ya da direkt ilginçtir diyebiliriz arkadaşlar. İki farklı şey. Mesela Briefmarkensammlung ist langweilig, sıkıcıdır. Ya da Briefmarkensammlung finde ich langweilig. Sıkıcı buluyorum demiş. Devam ediyorum arkadaşlar. Yeni bir fiil öğrenmiş olduk. En sonda boş zaman olduğu için konumuz tabii ki de spor dalları. Golf arkadaşlar. Ringen bunu bilmiyorum. Voleybol. Tiş tenis, masa tenisi. Handball, futbol. Swimmen yüzmek. Tenis,
Badminton. Right hand. At binmek diyelim buna. Basketbol. Snowboard. Snowboard arkadaşlar. Kaykay yani. Çeşit çeşit spor dallarımız var. Burada yeni bir konumuz neymiş? O da sorumuz şu arkadaşlar. Max du Sport. Spor. Machen yapmak. Make'den gelsene kızına. Yapıyor musun? Ya da Tribes du Sport diyebiliriz arkadaşlar. Bu da aynı anlama geliyor. Sporla ilgileniyor musun tarzı. İki farklı fiil. Ve cevaben de ich schwimme. Mesela bazı spor dalları arkadaşlar direkt fiil olduğu için ben yüzüyorum diyebiliriz. Bazı mesela spor dalları nesne, isim yani. Mesela ich spiele voleybol. Voleybol oynuyorum. Ben diyor diyebiliriz. Bazı mesela spor dalları mesela bisiklet sürmek. O zaman sürmek fiilini kullanmamız lazım. Ich fahre Fahrrad gibi. Ben bisiklet sürüyorum gibi kullanacağız arkadaşlar. Mesela bunu ne yapmış? Ich schwimme reite demiş arkadaşlar. İki tane fiil. Ben yüzüyorum, ben at biniyorum. Ardından ich spiele Fußball, golf. Ben futbol slash yani ya da golf oynuyorum demiş arkadaşlar. Ich fahre Fahrrad inline'a. Ben bisiklet inline'a sürüyorum demiş arkadaşlar. Bazen direkt fiil, bazen ise bazı fiiller getirerek özne sonra spor dallarını söylüyoruz. Ardından size videonun başında bahsettiğim model verbimiz arkadaşlar können yani ebilmek yapabiliyorum, edebiliyorum tarzı. Onun çekim var. Ich yani ben ve o kısımlarında kann, du da sende kannst, biz ve onlarda ve nazik sizde können yalın hali, sizde ihr könnt, siz yapabiliyorsunuz tarzı. Çekim bu arkadaşlar. Cümle kuruna baktığımızda ilk baş ne, yalın başlarım. Kannst du schwimmen? Soru sormuş arkadaşlar. Özne fiil yerini değiştirmiş. Burada mesela neydi? Du kannst arkadaşlar. Sen yapabiliyorsun. Kannst du sen yapabiliyor musun tarzı. Hemen soru oluyor özne fiilin yerini değiştirince. Kannst du yapabiliyor musun? Schwimmen. Yani yüzebiliyor musun? Dedik arkadaşlar. Cevaben de olumlu olumsuz evet hayır cevabı vereceğiz. Ya evet. Ich kann schwimmen. Düz cümle. Özne fiil. Özne fiil, model fiil, sonra normal fiil arkadaşlar. Ya da nesne. Ya, ich kann schwimmen. Evet, ben yüzebiliyorum. Nein, ich kann nicht schwimmen. Olumsuz yapıyoruz. Fiillerde kullanacağımız olumsuz ekimiz nicht'ti arkadaşlar. İsimlerde ise kind'ı. Burada fiille alakalı olduğu için nicht'i kullandım. Yaptığımız iş, davranış fiilin hemen önüne koyuyoruz nicht arkadaşlar. Olumsuz eki yani. Nein, ich kann nicht schwimmen dedik. Ya da nein ich kann nicht spielen oynayamam gibi farklı farklı şeyler yazabiliriz. Devamen yine aynı soruyu soruyorum. Machst du Sport? Sport yapıyor musun? Ich kann schwimmen mesela. Ich kann schwimmen arkadaşlar. Ben yüzebiliyorum diyebiliriz. Burada size göstermek istedim arkadaşlar. Burada cümlede gördüğünüz gibi iki tane fiil var. Bir model fiilim. İkinci yaptığım iş fiil, davranış olan fiil, yüzmek. Pozisyon olarak arkadaşlar özne, ardından model fiilin çekimli hali ve en sonunda yaptığım işin yani fiilin yalın hali geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yaptığımız iş eğer herhangi bir model fiil kullanırsak cümlede cümlenin en sonuna gelir ve yalın halde yazılır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve kullandığımız model fiil ise tek bu, bir tanesi bir sürü 7 tane var arkadaşlar. O ise özne hemen sonra ve özneye göre çekimlenir yani kişi zamanına göre çekimlenir. Mesela du kannst sen yapabiliyorsun. Voleybol gelmiş oraya arkadaşlar. En sonunda fiilimiz spielen. Spielen oynamak yalın halde arkadaşlar. O kan yapabiliyor. Fahrrad gelmiş bisiklet. Sürmek fiilimiz en son ve yalın halde arkadaşlar. Buna dikkat edin. Başka herhangi bir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Evet. Konumuz bu kadardı arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Genel olarak zaten konular yavaş yavaş sona geldikçe dil bilgisi kuralları azalıyor. Normal kurallar mesela devam ediyor arkadaşlar. Ondan dolayı videolarımız kısa oluyor. Son videoda arkadaşlar Einkaufen yani alışverişle alakalı göreceğiz. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.